Erken başvurun. Kıbrıs TV ekranlarından iyi günler diliyorum değerli izleyenler. Haftanın tam ortasında nerede kalmıştık diye soracak, gündemi değerlendirecekken sabah saatlerinde maalesef bizi üzen bir haberle güne başladık. Konuyla ilgili detayları konuşacağız, tartışacağız ama 16 yaşında genç bir kadının bugün İskele Long Beach bölgesinde öldürülmesiyle aslında hepimizin kanı çekildi. Ne oluyor bu ülkede dedik. Öte yandan yaşanan siyasi gelişmeler, ekonomi ve iyi anlamda ilerleyen bazı şeylerin maddeleri de ele alacağız. Bugün kim var? Aslında her cuma görmeye alışık olduğunuz bir konuğumu ağırlayacağım. Bugün haftanın ortasına denk getirdik buluşmamızı. Duayen gazeteci Akay Cemal ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Akay Cemal. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Evet, iyi yayınlar diliyoruz ama aslında çok da keyfimiz yerinde başlamadık. İyilikler diliyoruz ama işte böyle maalesef müessif hadiseler maalesef zaman zaman oluyor. Maalesef. 16 yaşında, aslında 16 yaş bir çocuk. Yani bir kadın cinayetinden ziyade bir çocuğu katlettiler. Polis bir cinayet şüphesiyle yola çıkmıştı. Bilmeyenler varsa hemen hatırlatalım ve konuyu yorumlayalım. İskele Long Beach bölgesinde değerli izleyenler, 16 yaşında bir kadın cesetine rastlanıldı. Burada yapılan ilk adli tıp incelemeleri sonucunda kafasına alınan, sert bir cisimle alınan darbe nedeniyle bu genç kadının hayatını kaybettiği yönünde polisten yapılan bir açıklama vardı. Hemen akabinde az önce polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre cinayet şüphesiyle aranan bir isim var. Arkadaşlarım ekrana verirse onu da görelim. Sefer Buğra Altundağ isimli şahısın da bu cinayette payı olabileceği şüphesiyle polis bir açıklama yaptı ve görenlerin polise bilgi vermesi, nerede görüyorsa ilgili yerdeki polis makamına ulaşmaları yönünde bir açıklama yaptı. Birazdan o ekran görüntüsünü de size vereceğiz ama bu kadar sıkıntılı şeylere, bu kadar olaylara, infial yaratan olaylara biz ülke olarak alışkın değiliz. Gelin Akay Cemal'le ilk önce bu konuyu konuşalım. Evet Akay Cemal, gün geçtikçe suç oranları artıyor ülkede. Çok da alışkın değiliz. Kadın cinayetleri konusunda da ülkemizde çok alışkın olmadığımız bir tablo var. Evet yaşandı ama istatistike baktığımızda çok alışık olmadığımız tablolarla karşı karşıyayız. Suç oranları artıyor, kadına şiddet artıyor. Mahkeme salonlarındaki bu sürece baktığımızda gerçekten ciddi bir ilerleme var. Nasıl yorumluyorsunuz? Ülkede toplumsal yapımız mı değişiyor acaba? Tabii burası Sicilya değil, Kıbrıs. Yani Sicilya'nın malum adı çıktı. Ama bizde de nüfus her geçen gün artmaktadır. Ve çeşitli milletlere mensup insanlar bu adada şu veya bu şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ama tabii ki her kişinin, her yabancının peşine bir polis takmak mümkün değildir. Öyle bir durumumuz yoktur. Böyle olmasına rağmen yani ülkede suç unsurlarının giderek artmasında elbette bir takım önlemler alınabilir. Fakat ülkeye girişten itibaren bir takım kişilerin öylesine ikamet ettikleri yerlerde neler yaptıkları, neyle meşgul olduklarını elbette ki polis makamları bilmektedirler. Bunu daha sıkı bir şekilde denetlemek muhakkak surette yetkililerin görevidir. Ama şunu da belirtelim ki özellikle yani yeni gelişme gösteren bölgelerde bu tür olayların tırmanması manidardır. Yani aynı şekilde mesela bir güneyde Larnaca yakınındaki Ayanapa'da nasıl hızlı bir gelişme, kalkınma olabildiyse bir takım olumsuzluklar da oralara girmiş bulunmaktadır. Long Beach'de aynı şekilde
hızla kalkınan, gelişen bir bölgemizdir. Ama bu demek değildir ki orada işte bir takım cinayetler işlenecek, olumsuzluklar birbiri ardına gelecek. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Böyle olmasına rağmen yani artık asayişten sorumlu birimlerin bu gibi konulara el atması ve yakın takibe alması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Çünkü yani bu kadar milletten insan yaşıyor bu ülkede ve geceleyin hatta karanlık olduğunda vatandaşların sokağa çıkması bir yerde tedirginlik yaratıyor. Geçenlerde Taşkınköy muhtarı ile bu stüdyoda bunları da ele aldık. Hı hı. Özellikle ışıklandırmanın yetersiz olduğu, hatta olmadığı bölgelerde geceleyin biz dışarı çıkmaktan korkuyoruz diyenler vardı. Bu nedenden ötürü hani özellikle ışıklandırmanın tam olması lazım. Ama nerede? O da yok. Yani ikide bir elektrikler kesiliyor. Öğrenciler sınav zamanı birçoğu mumla çalışmak zorunda kaldı. Yani bu tür olayları önleyebilmek için elbette bir takım etkenler de olması gerekir. İşte gençlerin, bir kısım gençlerin uyuşturucu batağına saplanması, ikide bir de polis baskınları sonucu bu faillerin yakalanması, mahkemeye çıkarılması ve kamuoyunda devamlı surette takip edilmektedir. Bunlara yeni suç unsurlarının eklenmesi, bu ülkede daha değişik önlemlerin alması gerektiğini ortaya koymaktadır. Yani bu son olay da bize onu göstermiş bulunmaktadır. Yani ülkeye girenin bir yerde geçmişini iyice geçmiş dosyasını bilerek ona göre hareketlerini takibe almak şarttır. Bizde sanırım bu yönde de bir eksiklik vardır. Eksiklik var ama İçişleri Bakanı Sayın Öztürkler'in yapmış olduğu çalışmalara baktığımız zaman bu eksiklerin giderilmesi için de önemli adımlar attığını gördük. Doğrudur. Özellikle ülkeye giriş çıkışlarda o teknolojinin de yardımıyla oluşturulacak o sistemle birlikte aslında sicillerin okunmasını da daha doğru yaparak adaya her elini kolunu sallayanın rahatça giremeyeceği bir sistem geliştirilecek. Bu noktadaki adımlar aslında kıymetli adımlar. Bu cinayetin üstüne belki tartışılması gereken bir tabii şey. Tabii yani sonra o deport meselesine geldiğimizde yani evet. Suç işleyenlerin ülkeden gözünün yaşına bakılmadan deport edilmesi de önemli bir adımdır. Ya da eğitim almak amaçlı ülkeye farklı nedenlerle gelenler var. Evet. Bir herhangi bir özel üniversiteye kaydını yaptırıp farklı işlerle imza atan isimleri de belki ayıklamak adına. Bunları iyice ayıklamamız ama gerekiyor. Ama gördüğümüz kadarıyla suç oranlarında yani yabancı uyrukluların ön plana çıktığı da yani bir gerçektir. Bu cinayette de yani okuduğumuzda ismini falan çünkü bu bana öyle geliyor ki yani yabancı uyrukludur. Bu bakımdan yabancı uyruklulara yani İçişleri Bakanlığı'nın dediğiniz gibi almış olduğu tedbirler çerçevesinde daha sıkı bir denetimin gelmesi elbette caydırıcılık rolü oynayacaktır bu konularda da. Evet, sevgili yönetmenim hazırsa bu konuyu kapatmadan önce hemen bizi izleyenler için belki polise yardımcı olmak adına ekrana görüntümüzü verelim. Sefer Buğra Altundağ efendim, ekrana verebiliyor muyuz sevgili yönetmenim? Peki, henüz hazır değilmiş. Hazır olduğunda bize bir hatırlatma yaparsanız hemen verelim. İsmini telaffuz edelim. Sefer Buğra Altundağ. Belki tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için de ekrana birazdan görüntüsünü sizlerle paylaşacağız. Cinayet şüphesiyle aranan bu şahıs polis basın subaylığı tarafından da servis edildi. Değerli izleyenler, bu cinayetle ilgili gelişmeleri elbette ki haber bültenlerimizde ve gazetemiz Kıbrıs'ta ve radyomuzda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi İskele bölgesi gelişmekte olan bir bölge. Bunu
bunu da altını çizdiniz. Tabii. Bu cinayet olayını değerlendirirken ve suç olanlarının bu tür bölgelerde artış gösterdiğini ifade ettiniz ama İskele bölgesinde tek sıkıntı suç oranlarının artış göstermesi değil. Elbette. Özellikle yerel yönetimler döneminde çok tartıştığımız, belki ülke genelini de ilgilendiren bir kanalizasyon sorunu bölge içerisinde de büyük bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Yönetmen arkadaşımız hemen bize bu ismin ekrana görüntüsünü verene kadar İskele üzerinden devam edelim biz de, evet, biraz sohbet etmeye dilerseniz. Geliştikçe ihtiyaçlar da çoğalıyor kuşkusuz ki, kentleşiyoruz çünkü artık daha fazla. İskele bölgesinde bir diğer sıkıntı da maalesef kanalizasyon konusu. Biraz onu değerlendirelim isterseniz. Yani gelişmişliğe paralel olarak sorunlar da artıyor. Evet. O açıdan düşünün siz, o bölgede Long Beach bölgesinde şöyle böyle 7000 kadar yabancı konut satın aldı. Bunların başında Ruslar geliyor. İsrailliler sonra. Hırvatlar ve de İranlılar. Yani müthiş bir burası işte dediğimizde güvenli bir adada yaşıyoruz. Ve iklimi bakımından, güzelliği bakımından onun için tercih ediliyor. Ama gel gör ki kanalizasyon en büyük sorun. Bunun da giderilmesi yönünde işte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun konuya ilişkin arkadaşımız Özer Kanlı ile sohbetinde vurguladığı bir takım görüşler var. Ve tapu harcı alınacağında bunların mutlak surette kanalizasyon için ayrılacağını ve böylelikle kanalizasyon sorununun çözümünde de önemli katkı payı olacağını belirtti Hasan Sadıkoğlu. Tabii sadece kanalizasyon sorunu değil, aynı zamanda bu yabancıların okul ihtiyacı var, öğretmen ihtiyacı var. Bunun yanında daha bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için yani toptan bir değerlendirme gerekir. Hatta bunun için mesela Bakanlar Kurulu'nun İskele'de toplanması söz konusu. Yani hani eskiden Güzel Yurt'ta toplanırdı, Girne'de toplanırdı falan. Yani bu gelişmişliğe paralel olarak Bakanlar Kurulu'nun, hükümetin orada bizzat yerinde görmesi bakımından, görmeyenler olabilir, toplanması ve ilgili makamlarla, başta belediye başkanları olmak üzere, hatta muhtarlarla vesaire bölgedeki bir toplantı gerçekleştirmesi ve sorunları ele alması, ondan sonra da çözüme kavuşturması yönünde çaba harcamaları gerekir. Ancak bu şekilde çözülebilir bu sorunlar. Bir de mesela inşaat sektörü tamam önemli bir sektördür. Hı. Ama bunun yanında tarım sektörünü de dışlamamak, yani üvey evlat muamelesi görmemesi bakımından gerekli ilgiyi de yani ürün alınabilecek bölgeleri de inşaat alanına kaydırmamak gerekir diyoruz. Aksi halde çünkü orası bir yerde İskele'ye bağlı Mor Menekşe ve diğer köyler bugün Türkiye'ye ihraç edilen önemli bir ihraç ürünü olan enginar yetiştiriciliğiyle bilinmektedir. Hava müsaittir ve bu enginarın da toplum kazancında büyük payı vardır. Bunun gibi daha diğer etkenler elbette ki hep beraber planlı programlı bir şekilde düşünülerek ortaya çıkacak sonuç bildirgesiyle hemen işe başlaması ve sorunların çözümü yönünde adım atılması gerekir.
Yani çok sorun var bölgede. Ama başta kanalizasyon. Bunu kısa sürede halletmek gerekir diye düşünüyoruz. Aslında bölgenin sorunu ülkenin sorunu da bir anlamda. Evet. Çünkü bir tek İskele bölgesinde kanalizasyon sıkıntısı yok. Ülkenin birçok bölümünde, birçok bölgesinde bununla karşı karşıya kalıyoruz. Ama çarpık yapılaşma konusunda hemfikiriz. Özellikle yapılaşmanın arttığı, kentleşmenin çoğaldığı, binaların yükseldiği yerlerde yeşile, üretime de yani üretimin yapıldığı toprakları koruyarak, üretim yapan üretici korunarak bir yandan da doğru bir kentleşmeyle o yeşil, o güzel adamızı beton yığınına çevirmeden yola ilerlememiz gerekiyor. Atılacak adımları elbette takip edeceğiz ve değerlendireceğiz. Siz de konuklarınızla elbette birlikte ya da ben konuklarımla bu konuyu değerlendireceğiz. Görüntümüz hazırmış. Akay Cemal, izin verirseniz hemen paylaşalım. Tabii, belki bizi izleyenlerden birilerinden yardım gidecektir. Efendim, ben bu arada konuyu da size tekrar etmek istiyorum. Bugün saat 7.30, yani sabah 7.30 sıralarında İskele Long Beach bölgesinde bir inşaat alanı içerisinde ölü olarak bulunan kadın şahsın Gazi Mausa'da sakin Zeliye Helin Resur olduğu tespit edildi. Yapılan ileri soruşturmada adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede kadının başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ederken bu ekrana verdiğimiz Sefer Buğra Altundağ isimli şahsın cinayet şüphesiyle arandığı bilgisi polis basın subayı tarafından paylaşıldı. Görenlerin en yakın polis merkezine müracaatta bulunması istendi. Ekranları başınızda şu anda görüyorsunuz efendim. Bu konuyla ilgili kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilecek her bir isim aslında bir bilgi çok önemli. Dolayısıyla eğer gören, bilen, tanıyan varsa, bilgisi olan varsa lütfen en yakın polis karakoluna giderek işbirliği yapsın diyelim ve İskele konusunu burada kapatalım. Tabii ki çok acı bir olaydı. Evet, evet. Böyle olayların yaşanmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Teşekkür ediyorum sevgili yönetmenim. Fakat ülkede bunun yanı sıra gelişmeler de yaşandı. Aslında biz hep haftayı değerlendiriyorduk ama haftanın ortasına geldik. Ama bir hafta kadar da yoğun bir gelişme var elimizde. Ya, doğru. Gündem sürekli yenileniyor, tazeleniyor, bilgiler geliyor. Bunlardan bir tanesi. Belki bu kadar karamsar haberlerden sonra biraz bize de iyi gelecek. Ekonomik işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Burada Dışişleri Bakanımız Sayın Ertuğruloğlu'nun da gözlemci üye olarak ülkemizi temsiliyeti söz konusuydu. Çeşitli temasları oldu. Bugün Kıbrıs gazetesinde de ön sayfasında yer verildi. Özbekistan'da yapılan toplantıda Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Ve yeni yoldan dönüş yok mesajı verildi. Evet, evet. Kıbrıs meselesine atıfta bulunularak bu mesaj verildi. Şimdi genel olarak toplantıyı, gözlemci üyeliğimizi ve Sayın Ertuğruloğlu'nun oradaki temaslarını bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet, öncelikle katılan ülkeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tabii ki Türkiye, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan büyük bir potansiyel. Yani bu ekonomik işbirliği teşkilatının üye ülkelerini saydık. Bu bakımdan yani dünyada dengelerin değişmekte olduğu bir dönemde bu ülkelerin bir araya gelip de ekonomiyi tartışmaları, işbirliğini geliştirme yönünde attıkları adımlar ve bundan sonraki projeleri mutlak surette daha sıkı işbirliğini amaçlamaktadır ve dünya dengelerinde önemli bir rol oynayacaktır. Yani şimdi artık kutuplar değişmektedir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte dengeler alt üst olmuş bulunmaktadır. Gözler Asya'ya da çevrilmiştir. Avrupa bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Başta elektrik, gaz vesaire grevlerle çalkalanmaktadır. Ha, bu ülkelerin yani gelişmemiş olan, çoğu gelişmemiş olan bu ülkelerin potansiyeli
büyüktür. Hı hı. Bu potansiyeli harekete geçirmektir önemli olan. Eğer güçlü bir işbirliği ortaya çıkar ve çalışabilir hale getirilebilirse bundan Türk dünyası büyük pay sahibi olacaktır. Böyle bir araya gelmeler çeşitli vesilelerle kendi siyasi davamızı da onlara anlatmak ve yardımcı olmalarını istemek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çeşitli kazançlar sağlayacaktır. Çünkü madem ki bu tür toplantılara katılılmaktadır Türkiye ile birlikte, muhakkak bunun olumlu sonuçları da arkadan gelecektir diyoruz. Mutlaka. Yani bir Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyeliğinin elde edilmesinden sonra işte Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na katılım ve orada Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrulloğlu'nun yaptığı konuşma son derece önem arz etmektedir. Yani bizim yeni vizyonumuzu ortaya koyduk diyor Sayın Ertuğrulloğlu ve ekliyor. Kıbrıs sorunu aslında bir statü sorunudur. Hı hı. Ve biz egemen eşitliğe dayalı iki devletli siyasetimizden geri adım atmayız. Bu son noktadır. Kim ne derse desin diyor. Yani Kıbrıs gerçeğinin bilinmesi lazım. Kıbrıs'ta iki halk vardır, iki demokrasi vardır, iki devlet vardır vurgusunu bu şekilde orada da yenilemiş bulunmaktadır. Yani çeşitli yönlerinden Kıbrıs meselesini masaya koymuş ve orada bulunanlara da aktarmıştır. Bu son derece kazanımdır ve bu kazanımın değişik platformlarda yinelenmesi, dile getirilmesi gerekir. Yani bu tabii karşı taraf da bunları izliyor. Önlemeye çalışıyor. Bir takım ülkelere nabzını yokluyor ülkelerin. Hı hı. Acaba hangisiyle bir işbirliği kurup da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile birlikte attığı adımları sekteye uğratabilirim diye düşünmemiş değildir. En son Gambiya örneği hatırlanacağı üzere, yani başkan yardımcısı da vefat etti ama tabii. En son Gambiya, bu Türk Devletleri Teşkilatı sürecinde hatırlayacağımız gibi Gambiya ile de bir hemen olaya müdahil olup görüşmeler gerçekleşmişti merhum başkan yardımcısıyla. Bu tür hamleler, karşı hamleler de geliyor ama bir yandan bu hamlelere karşı artık değişen siyasi dinamiklerin içerisinde görünürlüğümüzün artması belki çok daha anlamlı bir noktaya taşıyacak bizi ve bunun için de belki de çok fazla beklememize gerek kalmayacak. Bu öngörüyü paylaşır mısınız benimle? Şimdi yani bir en basit bir taksim sahası konusunda işte çıkarılan patırdı gürültü bu yıllardan beri kullanılan bir saha. Böyle olmasına rağmen bu konuda dahi Birleşmiş Milletleri dürtüyorlar ve Birleşmiş Milletlerle Kıbrıs Türk tarafı ihtilaf yaşıyor. Onun için bu insanlarla anlaşabilmek, uzlaşabilmek artık mümkün değildir diye düşünüyoruz. Hı hı. Bu bir gerçektir. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen hala daha işte ambargolar devam ediyor. İzole edilmişlik onlara göre bu toplumu topluma diz çöktürebilir. Ama gördüler ki biz anavatan Türkiye sayesinde diz çökmedik ve varlığımızı sürdürmekteyiz. Ha şimdi onlar Kıbrıs Türk halkına karşı gerçek niyetlerini ortaya koydukları sürece elbette buradan bu konuyla ilgili alınacak tedbirler arasında nihayet tanınma da gündeme gelebilir. Zaten gündemdedir ama yani
işte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gibi diğer yetkililerin de bu tür toplantılara katılmaları ve Kıbrıslı Türklerin durumunu anlatmaları akabinde biz de yani üzerimize düşen görevi yerine getirelim diyen ülkeler, dost ülkeler olmayacak mı yani? Yani olabilir diye düşünüyoruz sorumuza cevap olarak. Olumlu adımlar tabii, atılıyor ve devamı neden gelmesin? Muhakkak yani şöyle bugün mesela Lefkoşa Belediye Başkanı ile güzel şey Yönyeli Alayköy Belediye Başkanı ikisi bir araya gelmişken evet. Ve yıllardan beri süregelen bir sorun için ortak bir komite oluşturulmasına karar vermişlerken pek tabii ki yani şimdi Türk dünyasında da bu tür işbirliği yolları açılabilir. Peki o zaman farklı bir konuya değinecektim ama farklı bir yerden bağlayalım o konuya geleceğiz İsviçre yaşananları ama onun öncesinde değiştirelim o zaman sıralamamızı. Madem Gönyeli Lefkoşa arasında evet. Kuzey Kore, Güney Kore'yi anımsatan bir sınır yani. İlişkisi vardı ya. Tabii ki bu işin esprisi ama Gönyeli'de atılan adımda bir başkan değişikliği yaşandı. Yani Sayın Benli bayrağını başka birine devretti ve ondan sonra Sayın Armancı görevde kalmıştı ama iki başkan da aslında iyi niyetli bir şekilde masaya oturup bir uzlaşı bulmaya çalıştılar. Eğer bulamazsak yargı yoluna gideceğiz şeklinde bir açıklamada bulundular. Ve uzlaşı yolunda da aslında ılımlı olunca, istenince, niyet anlaşmak olunca, geçinmeye gönlünüz olunca da siyasi farklılıklara rağmen aslında uzlaşı bulunabileceğinin de en güzel tablosunu çizmiş oldular burada bize. Peki o zaman gelelim biz de hemen yakınımızda olacak Güney Başkanlık sistemine, evet. Seçimlerine ona bağlamak istiyorum. Şimdi orada bir başkanlık seçimi yapılacak. Yeni bir aday Anastasiadis bayrağını başka bir isme devredecek evet. Ve Güney Kıbrıs'ta başkan seçilecek. Şimdi oranın politikasını değerlendirelim, seçimleri değerlendirelim. Orada da çarpıcı açıklamalar geliyor. Sayın Tatar'ın Rum basınına vermiş olduğu demeçler çok tartışıldı malumunuz. Şimdi biz burada mesajı verdik. Yeni yoldan dönüş yok dedik. Ama orada bir isim değişikliği, Gönyeli Lefkoşa'daki gibi bir uzlaşı yolunu aralar mı bize? Yoksa aslında geçinmeye gönlü olmalı dedim ya, geçinmeye gönlü olmayınca insanın 50 yıl da çabalasanız masalarda sonuçsuz kalır mı? Yine aynı sonuçlar elde edilir mi? Bu konudaki yorumunuzu sorayım. Niyet meselesi ve pek tabii ki yani cesaret meselesidir. Hani Anastasiadis'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na baş başa olduklarında ben iki devletli çözüme razıyım ama halkıma bunu açıklayamam. Açıklayamam, imzalayamam demesi tüm siyasi parti yetkilileri ve seçime katılan adaylar için de geçerlidir. Bugüne kadar hep bunları gördük. Ve görmeye devam ediyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun iş Kıbrıs sorununa dayandı mı maalesef bizim egemen eşitliğimizi egemenliğimizi kabul etmiyor. Devletimizi, demokrasimizi, hükümetimizi, meclisimizi kurumsal yapılarımızı benimsemiyor ve sözde kelimesi kullanıyorlar. Hı hı. Bu nedenden ötürü yani öncelikle kendi halklarına diyemiyorlar ki yani bizim gibi hak sahibi olan bir toplum var karşımızda. Onunla uzlaşabilmek mümkündür. Yeter ki paylaşımı bilelim. Paylaşımda yokturlar. Hiçbir Kıbrıslı şekilde. Türkleri yok saymaktadırlar. Kıbrıs Türk tarafının hükümetini, meclisini ya vatandaşın burada Kıbrıs Türk halkının seçtiği milletin vekilleri vardır. Bu vekillerin bir meclisi vardır. Türk halkının seçtiği bir cumhurbaşkanı vardır.
sizde nasıl ki seçimle geliyorsa iş başına, aynı şekilde burada da. Yani bu demokrasinin en net bir örneğidir. Böyle olmasına yani rağmen... Sen tanısan da tanımasan tabii, da burada bayrağıyla, anayasasıyla, parlamentosuyla, bir cumhuriyet rejimiyle temsil edilen bir ülke var. Ama uzlaşıya gelme konusunda yanaşılmıyor. Bu da nereden kaynaklanır? Yani hazmedememe politikasının ürünüdür bu. Hazmedememe artı ırkçılık da söz konusu. Ve ırkçılık ve de yani eskiden beri, yani bu adanın sahibi benim, tek sahibi benim şeyinden, fobisinden kaynaklanmaktadır. Yani işte onun için Kıbrıs Türk halkını yok saymak, kendi yönetimleri altında Kıbrıs Elen Cumhuriyeti adı altında bizi de, yani Kıbrıs Türk halkını da oraya yamalamaktır esas amaç. Varsın böyle yamalanın bu cumhuriyeti götürelim şeklinde bir saplantıya sahiptirler. Ha, bu konuda Birleşmiş Milletler'in hiç mi suçu yoktur? Avrupa Birliği'nin hiç mi suçu yoktur? Muhakkak surette onların da, yani bu gerçekleri bir türlü hazmedememesi sonucu, Rumların arkalarını sıvazlaması sonucu, işte onlar da böyle inatlarını sürdürmektedirler. Ve bu sorun böyle devam edip gitmektedir. Onun için Tahsin Ertuğrul'un ifade ettiği gibi sorun statü sorunudur. Hmm. Sorun artık yeni bir vizyon yaratma, ki yaratılmıştır. Onun da ileriye yönelik adımlarını daha sık duyacağız gibi geliyor bana. Biz bir yandan adımlarımızı daha sık duyuracağız. Evet. Elbette ki daha sık duyuracağız. Dediğiniz gibi bu süreçte temsiliyetlerimiz arttıkça, aslında görünürlüğümüz arttıkça da bazı şeyler daha anlamlı ve daha olumlu gelişecek. Yani ancak onlar da istese de istemeseler de zamanla taşlar yerine oturacak. Oturacak. Peki, ama seçimlerle ilgili propaganda süreci, adaylar belli ederken kendilerini, açıklamalarda aslında bazı taşları oturtmakta daha da faydalı oluyor bize. Hristodulidis bu konuda yapmış olduğu adaylardan bir tanesi. DİSİ Başkanı Averof Neofitu da aynı şekilde bir açıklamada bulundu. Neydi bu? Elam'ın kuracakları hükümette yer almasının sorun olmayacağı konusunda açıklamada bulundular. Şimdi buna göre sadece Mavroyanis'in aşırı sağcı bir partiyle işbirliğine gitmeyeceği yönünde bir açıklaması var şu konjonktürde. Ama baktığımız zaman adaylar aslında ırkçı, aşırı sağcı, belki faşist diye doğru mu tanımlarım, faşizan bir partinin ortaklığında bir hükümet kurmaya yeşil ışık yakıyorlar. Aslında bu tıkanmış bir süreci biraz daha tıkayacak anlamına geliyor. Doğru mu yorumluyorum? Bu konuda sizin bakış açınız nedir? Yani şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında bir süreden beri Yunanistan'ın provokelerini de görüyoruz. İşte adalarda, hı hı, adaları silahlandırması, başta Mitsotakis olmak üzere, hı hı, diğer yetkililerin, Yunan Genelkurmay Başkanı'nın hatta, işte adalara gidip de bayrakla şov yapması, askerleriyle birlikte orada bir takım meydan okuma şeklindeki demeçlere sarılması pek tabii ki Türkiye ile ilişkileri iyi olmasını istemeyen bir tablo çizmektedir. Aynı şekilde burada da hangi parti olursa olsun, tabii ki başta EOKA kökenli DİSİ olmak üzere tüm siyasi partilerin Türklere, sıra Türklere geldi mi bir yerde buluşmaktadırlar. Hı hı. Hatta bu ülkede ilk Enosis plebisitini gerçekleştiren AKEL'di. O açıdan hani derler ya, yok biri birimizden farkımız. Biz
Evet, o şekilde arkası gelir. Onun için önemli olan bakış açısıdır burada. Onu değiştirmek ve Kıbrıs gerçeğini hatırlamak gerekir. Kıbrıs gerçeği ne bugün Avrupa Birliği dahi bilmekte ama dillendirememektedir. Birleşmiş Milletler de aynı şekilde bilmekte. 1964'ten beri bu ülkede Birleşmiş Milletler barış gücü görev başındadır. Ama niye buradadır? Çünkü iki toplum vardır. Bu iki toplum arasında bir uzlaşmazlık söz konusudur. Ve bunu çözebilmek için uğraş vermişlerdir güya. Ama bugüne kadar başarılı olunamamıştır. Avrupa Birliği ise bu meseleyi daha da körüklemiştir. Yani tek yanlı üyelik vesaire şu bu. Şimdi tüm bunlardan sonra yani yeni gelecek olan başkan Anastasiadis yapamadıktan sonra yeni gelecek olan başkanın Kıbrıslı Türklerle uzlaşmaya varabilmesi inşallah mümkündür ama biz öyle görmüyoruz. Şimdi bazen yani, umut etmek tabii ki güzel. Ama da hiç itirmiyoruz ama öyle daha de görmüyoruz. Zamanlar vardı. Yani şu elem açıklamalarından ziyade tabii. Yoldaş diye hitap eden iki ismin Hristofias'la Talat'ın aynı gelenekten gelen iki ismin umutları yeşerttiği zamanlar vardı. Keza Sayın Akıncı dönemi. Ama ilk kitleye geldi mi? Evet, işte onu diyeceğim. Yani hepimizin umutlandığı daha farklı dönemler yaşadık tabii. Bu süreçte. Sayın Akıncı da keza biliyorsunuz bu konuda hayal kırıklığı yaşayarak görevini devretmişti. Anastasiadis da Limassollu, Akıncı da Limassollu. Öyle mi? Tabii. Yani ikisi de Leymosunlu. Hatta onlar da Lemoşani derler. Yani hemşeriler Leymosunlu. Evet, hı. Hemşeriler tabii. Dediğiniz gibi Hristofias'la Talat bile çözemedikten sonra... Evet, yani daha umutlandırılabilecek yani, tarihte süreçler olmuştu. O günleri de, o dönemleri de geçtik. Geçtik. Makarios'u hadi bir tarafa bırak. Papadopoulos'u, efendim Vasiliou'yu, bunun yanında Kliridis'i vesaireyi. Hadi onları geçtik ama... Yani bir yerde işte verdiğimiz örnekler böyle olmasına rağmen ya maalesef, beni bu adada ortak olarak kabul et. Evet. Yok böyle bir olmadı. Niyet yok. Yani evet. Mikrofonda bir arıza mı var arkadaşlarım? Olmadı. Neyse, evet. Dediğim gibi yani bu açıklamalardan daha ılımlı yaklaşılan dönemleri de atlattık gördük. Bir tek Mavroyannis'in, o da Akel'in adayı olduğu için daha yumuşak bir dil kullanıyor Türklere karşı ama yani sonuç getirici değil. Sonuç değil. Yani Akel'in de dış, hani biraz önce yeniden önce de konuşmuştuk ya, Akel evet daha belki sol tandanslı bir parti olarak kendini lanse ediyor ama Kıbrıs sorununda özellikle partilerin belki elamlı ortaklık konusunda net bir tavrı var ama Kıbrıs konusunda çok geri adım atılmıyor. Avrupa Birliği denilince, Avrupa Birliği uzun zamandır tartışılan konulardan bir tanesi aslında bir Hristiyan birliği olduğu konusunda. Evet. Avrupa ülkeleri arasında. Buradan dolayı da aslında Türkiye'nin de biliyorsunuz bir üyelik süreci vardı. Ve sonrasında bizim de yaşadığımız süreçte biz bunu çok daha net ön yargılı yaklaşımlarıyla da gördük. Ama NATO üyeliği konusunda da Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde NATO müttefiki iki ülkenin savaşa gitip gitmeyeceği konusunda tartışılıyordu. Sayın Erdoğan'ın en son yaptığı açıklama Miçotakis akıllı ol dedi. Evet. Biz savaşmak istemiyoruz ama sen de akıllı ol dedi. Çılgın Türkler. Çılgın Türkler ansızın kapını çalabilir gelebilir dedi. Yani. Bir gece ansızın gelebiliriz demişti öncesinde vesaire. Şimdi bu birlikler bu NATO üyelikleri yaşanırken ve bununla ilgili kapılar çalınıyor. Tabii Türkiye'nin onayı da bir NATO ülkesi olarak onay var. Vermesi gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi İsveç ve Finlandiya'ydı. Uzun zamandır bunu tartışıyor. İsveç ve Finlandiya tabiri caizse Türkiye'nin kapısını aşındırıyor. Üyelik için onay alabilmek adına. Tam bunlar yaşanırken ve Türkiye'nin dile getirdiği maddelerin başında teröre karşı verdiği o tavizkar tutumdan geri adım atılmasıyken özellikle İsveç'e
Geçtiğimiz hafta çok can yakıcı, evet. Hiçbir dinin, hiçbir insanın, hiçbir insan vicdanının kabul etmeyeceği bir olaya da tanıklık ettik. NATO üyeliğini konuşacağız ama İsveç'te yaşanan bu Kur'an yakma eylemi bir ülkenin cumhurbaşkanını, kuklasını ya da işte balonu neyse tam net hatırlamıyorum, protesto amaçlı zarar verilmesi, yani kişilik ve şahsi haklarına zarar verilecek şekilde bir protesto yapılması demokrasi miydi? Bunu tartışalım biraz. Yani burada o gösteriyi yapanların amacı her şeyden önce Türk-İsveç ilişkilerine zarar vermek. Onlar açısından NATO üyeliği önemli değildir. Onlar kendi çıkarlarına bakarlar. O yürüyüşü düzenleyen ve yakanlar. O bakımdan burada Türkiye ile varılan İsveç ve Finlandiya mutabakatı vardır. Hı hı. Ben Finlandiya'yı daha ayrı bir kenara koyuyorum. Yani İsveç kadar, İsveç'te olup bitenler kadar Finlandiya'da olaylar yaratılmış değildir pek. İsveç bir yerde yuvalananların, terörle beslenenlerin, orada yuvalananların merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Ve mutabakatlara göre Türkiye'nin arananlar listesinde bulunan kişilerin Türkiye'ye iadesi bizzat o mutabakata yazılmıştı. Böyle olmasına rağmen İsveç'in bu konuda net bir adım attığı söylenemez. Bunun yanında Türkiye'nin son olaylarda, hatta bu bundan bir önceki şeyde yine gösteriler yapılmıştı. Ve bu gösterilerde işte Türkiye aleyhtarı sloganlar atılmıştı. İsveç polisi seyretmekle yetinmişti sadece. Burada da aynı şekilde bu açıdan İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldiğinde ve İsveç Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı geçenlerde Türkiye'yi ziyaret etmek istediklerinde bu ziyaretler Türkiye tarafından iptal edilmişti. Bu İsveç'e bir uyarı niteliğindedir bu iptal olayı. Bu bakımdan yani şimdi sürüncemede kalır demiyoruz. Ancak İsveç bu tür oyunlara gelir ve kendisini yönetimi avucunun içine alan bölücü örgütlere karşı etkili önlem alamazsa ve bu tür eylemler, olaylar giderek tırmanırsa İsveç'in İsveç ile Türkiye arasındaki ilişkiler pek tabii ki daha da gerginleşir ve NATO üyeliği konusunda pürüzler ortaya çıkar. Şimdi eylemi gerçekleştiren, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren Danimarkalı aşırı sağcı parti lideri Rasmus Paludan dedi ki benim yaptığım bu eylemin NATO üyeliğine bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Tabii o ayrı, o ayrı ama niye zarar vermesin? Türkiye o eyleme katılanların belki de bazılarının arananlar listesinde olduğunu biliyordu. Hı hı. Ve onların Türkiye'ye iadesi istendi. Ama şu ana kadar verilmiş değildir. O bakımdan nereden bakılırsa bakılsın bir İncil de kutsaldır, Tevrat da kutsaldır. Ama aynı şekilde bir Kur'an-ı Kerim de kutsaldır. Kuşkusuz. Yani bizim hatta birçok insanımız İncil de alıp okumaktadır. Acaba İncil'de yazan neler var? Yani bunla, bu yönde yani benim bildiğim insanlar vardır. Yani İncil'in de ne yazdığını merak edip okur. Kur'an-ı Kerim'i okuduğu gibi.
Bir de yani o dine mensup ol ya da olma ya da inançlı ol ya da olma. Aslında kimsenin değerlerine, özellikle milli ve dini değerlerine bu şekilde saldırmanın ne demokrasiyle bir ilgisi var, ne insan haklarıyla bir ilgisi var. Bunu iyice kavramak lazım. Hatta bunun yani özgürlükle, fikir özgürlüğüyle de alakası yoktur. Yok. Yani ben efendim Kur'an-ı Kerim'i yakmışım. Canım öyle istemiş. Yok öyle bir şey. Kesinlikle mümkün değildir. Yani bir insanın sözlerine, yazılarına saygı, ne kadar saygı duyarsan dinine de, inancına da o kadar saygı duyacaksın. Ama bu dini inançla bağdaşmayan bir durum varsa onu da kabul etmek mümkün değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in yakılması işte bir şov yapılarak, göstere göstere böyle şov yapılarak yapması elbette çok çirkin olduğu kadar art niyetler taşımaktadır. Bu art niyetler de ülkelerin ilişkilerinin ne gerginleştirmeye kadar varır. Yani o demeci veren ve o eyleme katılanlar elbette Türkiye ile İsveç arasında çok büyük sorunlar yaratanlardır aynı zamanda. Basit elinde gelmiş bir olay da değildi üstelik. Tabii, yani sonuçları düşünülmeden yapılmış bir şey de değildi. Belki. İsveç'in bu kadar göz yumması bu tür olaylara bilmiyorum demokrasiyle bağdaşır mı? Yani işte çok özgür bir ülke, demokrasiyi hazmetmiş bir ülke ama öyle deyip de yani başka bir milletin dini inancını siz sarsamazsınız. O Müslümanların kutsal saydığı kitabı da yakamazsınız. Size kimse bunu özgürlük diye tanımaz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde, diğer ülkelerde de bu tepkilere yol açmıştır. Yani sadece Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkileri değil, Müslümanlarla, İslam alemiyle birçok ülkenin ilişkileri de bozabilmek açısından bir kötü örnek teşkil etmektedir bu. Yeteri kadar Müslümanlardan, evet bütün Müslüman ülkelerden tabii. Eksiksiz kınama mesajı gelirken Hristiyan dünyası olayı sanki çok fazla görmedi ya da görmezden geldi. Bu da ayrı bir soru işareti. Bir şeye parmak bastınız, İncil yakılsaydı diye. Aslında geçen gün onu yazdım. Evet, köşenizde de almıştınız. Yer yerinden oynardı. Oynayacaktı. Olay çok daha farklı bir noktaya belki yaptırımlara kadar uzayacaktı. Ama bizim aldığımız terbiye, bizim inançlarımız ve bizim kültürümüzde bayrak, kitap, kutsal kitaplar yakılmaz. İnsanların dili, dini, ırkı üzerinden herhangi bir ötekileştirmede evet. Bizim inancımızla örtüşmeyen bir şey zaten. Dolayısıyla bu kadar hoşgörü dinine, bu kadar güzel bir inanca sahibiz ki inanmıyor olsa bile kimse bu saygısızlığı yapma hakkına sahip değilken kilisenin merkezinde çoğu dini baskılarla yönetilen, demokrasi adı altında aslında demokrasiyi hazmedememenin örneklerini defalarca bize sunan çok evet. Büyük ülkeler var. Sadece bu değil, Amerika'da da geçtiğimiz gün bir ırkçı cinayet, evet. Siyahi bir vatandaşa işler. Sürekli olmakta kolluk güçleri tarafından. Ne hikmetse, neyi çok söylersen orada kusurun vardır derler ya. Artık onu düşünmeye başladım. Demokrasinin beşiyiz diyorlar ama demokrasi bu mu? Demek ki eksikleri gerçekten belki de demokrasi yönünde bu kadar dilendiriyorlar. Gerçekler ortaya çıktıkça o demokrasi konusunda soru işaretleri de çoğalıyor. Öyle görünüyor. Öyle. Yani bu kadar demokrasinin beşiyiz deyip insan haklarına, inançlara, dini temellere saldırmak hiçbir şekilde açıklanamıyor. Bu konuda da üzgünüz. Yarı iyi, yarı kötü geçti neredeyse gündem maddelerimiz ama en azından var olan gündemi değerlendirdik. Yani Yunanistan'dan bir böyle kınama çıktı mı sizce? Görmedim. Rum tarafında? Görmedim. Yani ben atlayacağımı da sanmam çünkü bütün gün haberlerin çıkmaz içerisinde. Çıkmaz da değil mi?
Çıkmaz herhalde. Onu siz benden daha iyi bilirsiniz bir duayen gazeteci olarak ama çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenler, nerede kalmıştı? Bugün burada tamamlıyoruz. Şöyle bir haftanın ortasında hafta değerlendirmesi yaptık. Biraz geçtiğimiz haftadan da kopya çektik. Tabii ki gündem çok yoğundu malumunuz. Yarın yeniden yeni bir konukla sizlerle birlikte oluncaya dek sağlıkla kalın.